Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneşle ilgili yatırımlar ülkemizde her geçen gün artıyor. Artmalı da zira enerjide dışa bağımlıyız. Bu gidişe dur demek, bilgi ve tecrübesiyle ülkesine katkı sağlamak önceliğiyle Fransa'dan dönüş yapan Bolat Demirtemel, DTC Enerji'yi kuruyor. Memleketi Yalvaç ve çevre illerde enerji santralleri kurulumunun yanı sıra üreticinin güneşin gücünden faydalanarak sulama yapabilmesine de imkan sağlıyor. Temiz, sonsuz, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en çok yatırım güneşe yapılıyor. Türkiye bu alanda dünyanın gerisinden gelse de ülkemizde yenilenebilir enerjide kayda değer gelişmeler yaşanmaya başladı. Isparta'ya bağlı Yalvaç, sakin şehir olmasıyla ünlenir, bir de gurbetçileriyle bilinir. Bolat Demirtemel, 1980'li yıllarda Fransa'ya göç eden gurbetçi bir ailenin oğlu. Mühendislik eğitimini Fransa'da tamamlıyor, çalışmaya başlıyor. Türkiye'ye her gelişte yurt dışında görmeye alışık olduğu güneş panellerinin memleketinde kullanılmamasını hayretle karşılıyor. Ve doğduğu topraklara, Yalvaç'a yatırım yapmak üzere Türkiye'ye dönüş kararı alıyor. Bu süreçte anne babası da oğullarından desteklerini esirgemiyor. Küçük yaşta Fransa'ya gittim. Orada büyüdüm. Orada okulumu, üniversiteyi orada şey yaptım. Ondan sonra Türkiye'ye gelip geldiğimizde izinlerde güneş paneli hiç göremedim ve aklımda hep kalmıştı. Bundan 2 sene evvel bir karar verdim Türkiye'ye gideceğim diye. Bu mesleği yapmak için, kendi mesleğimi yapmak için ve bu yüzden buradayım bugün. Kendi Isparta'ya bir faydam olsun diye geldim ben. Amacımız oydu. İlk amaç kendi santralini kurmak olsa da gelen talepler işin kapsamını biraz daha genişletiyor. Projeler birbirini izliyor. Kendi santralımı kurmak için geldim. Baktım ki talep var. Millet istiyor, öğrenmek istiyor. Ufak sistemler yaptık. Akülü sistemler, ofkı sistemleri. Öncelik ofkı sistemlerde millet ilk başta güvenemediler. Bunu yaşadım. Fransal olduğum için. İsterseniz büyük bir yatırım. Zamanla kendimi tanıttım piyasada. Bodru 2-3 hafta evvel bitirip teslim ettik. Şu an elimizde daha başka projeler var. On-grid sistemde Burdur'da 260 kW, Yalvaç'ta 260 kW güneş tarlası yanı sıra tarımda güneşin gücünden faydalanılan sulama sistemlerine de imza atılıyor. Toplam 520 kW'lık on-grid sistem. Akülü sistem sayısını unuttum. Dalgı sisteme yaptık aynı zamanda, sulama sistemler için. Çoğu tarımla çalışan, çoğu yerde elektrik yok. Bazı insanlar dua ediyorlar. Geldik, sistemi kurduk. Şimdi o vatandaşlar da şu an farklı yatırımlara girdiler, su olduğu için. Millete faydamız oldu. Kendi bölgemizde, Konya bölgesinde, Burdur bölgesinde. Yalvaç'taki 260 kW'lık proje çok da kolay hayata geçmiyor. Önce Türkiye'ye adapte olması gerekiyor Bolat Demirtemel'in. Ancak zorluklar onu yıldırmıyor. Fransa'dan çıktım, belgemi aldım, buraya geldim. Yol bilmiyordum, prosedür bilmiyordum. Her şeyi o zaman öğrenmeye başladım. Bu yüzden bir zaman kaybım oldu. 6-7 ayımı aldım. Sistemi, prosedür öğrenmesine kadar. Bu da bir zaman kaybı benim için. Ne oldu? O sürecin içinde aynı zamanda piyasayı öğrenmiş oldum. Buradaki insanları öğrenmiş oldum. Yurt dışındaki insanlar, Türkiye'deki insanlar çok farklı. Bunları yaşadım. İyisi de var, kötüsüne de karşılaştım. Ve buna rağmen her zaman yapmak istedim bu ve devam ettim yaptım işte. Prosedürle geçen 7 ayın ardından Yalvaç'ta yaklaşık 4 dönüm arazi üzerine kurulan 260 kW saatlik santral hayata geçiriliyor. Yalvaç'a kendi adıma, kendi şirketim için 260 kW'lık bir santral kurdum. Millet bunu görmek istiyordu. Tecrübeliyimin, değilimin, ister istemez bunu öncelik millete göstermek için değil, kendim için yaptım burayı. Ondan sonra millet görsün diye.
Piyasadaki yapılan sistemleri daha kendi yerin bitmedi. Ne kadar verimli olduğunu göstereceğim millete. Amacım oydu. Santralden elde edilecek enerjinin tamamının devlete satılması planlanıyor. Bu sayede 2 milyon TL'yi bulan yatırım maliyetinin 3 yıl içinde amorti edilmesi öngörülüyor. Aşağı yukarı 1200'e yakın güneş paneli kullandım. 260 kW'lık bir santral olacak. Kullandığım malzemeye göre ortalama 3 yılın içinde kendim amorti edeceğim. Buranın maliyeti, çalışması, arsanın bedeliyle 2 milyon TL'ye geçti. Ve üreteceğim elektriği hesaplayarak ortalama 3 yılın içinde amorti edeceğimi düşünüyoruz. Konya'dan doğuya kadar olan her noktada güneş potansiyelinin yüksek olduğuna değinen Demir Temel, yatırımcıları panel seçiminde dikkatli davranmaları konusunda uyarıyor. Bu sektörde dikkat edeceğimiz bazı noktalar var. O da panel çeşitleri çok. Maalesef Türkiye'de bu sektör daha yeni. Çok yeni. Sorun orada. Çeşit çok panellerde. Bazı bölgelere gittim arıza için. Maalesef uygun panel vermemişler vatandaşlar. Bunlara millet dikkat etsin. Tecrübe de önemli. Yaptığı işler önemli. Bir tek ürünü alıp satmak değil. Herkes satabilir. Kurmak önemli ve müşteriye güven sağlamak önemli bence. Türkiye'de güneş enerji konusunda eğitimli personel açığı bulunduğu tespiti yapan Demir Temel, devlete bu konuda sorumluluk düştüğünün de altını çiziyor. Türkiye'de şu an benim görüşümle, bakışımla bu sektörde çok az tecrübeli mühendis var maalesef ve devlet bunu yetiştirmesi lazım. Daha fazla mühendis olması lazım bu kendi sektörümüzde. Zamanla bence millet öğrenecek, daha iyi kurumlar olacak, ona inanıyorum. Türkiye'deki kurulumlarda kimi firmaların 4 ila 8 saat arası üretim ortalamasından bahsetmesini hayretle karşılıyor Bolat Demir Temel. Zira kendi santralinde 12 saat üretim verimine ulaştıklarını dile getiriyor. Türkiye'de ortalama 4 saatle 7-8 saat arası bir üretim diye belirlemişler. Maalesef yanlış bir bilgi. O verimleri Avrupa'da görebiliriz. Benim kendi yaptığım işçiliğe göre, malzemeye göre bağlantı şekli de çok önemli. Kullandığımız malzemeye o da çok önemli. Aşağı yukarı 10 ile 12 saat olarak bir üretim düşünüyorum. Ve onu görebildik, yaşadık, ürettik. O yüzden burada müşteriye ben 10-12 saat dediğim bile herkes şaşırıyor. Ve olmayacak hiçbir şey yok. Olabiliyor. Referans gösterilebilecek santralde en iyi malzemeler tercih ediliyor. Bu durum güneşten elde edilecek verimi de doğrudan etkiliyor. Benim kullandığım Alman teknolojisi panelleri. Bu panellerde çeşit çok, kalite farkı da çok. Evimden geldiği kadar kaliteli ürün aldım, seçtim. Sonuçta kendi yerim. En ucuz malzemeyi alamam. Kullandığım malzeme mono kristal. Çoğu Türkiye genelde poli kullanıyor. Çok nadir mono kullanan. Maliyeti biraz daha yüksek diğer panellere göre. Benim için sorun değil. Yatırımcılar evrak yorgunluğu yaşıyor. Demir Temel, enerji konusunda Türkiye'ye daha çok yatırımcı gelmesinin ilk şartının prosedürün azaltılmasından geçtiğinin altını çiziyor. Avrupa'da bu yok. Bu kadar evrakla da uğraşmıyoruz. En fazla belki 10 evrak geçmiyor. Bence Türkiye'de bu türlü davranması lazım. Yatırımcı bekliyorsa ve Türkiye'de kısa zamanda mantar gibi güneş dalgaları görmek istiyorsa buna dönmesi lazım. Prosedürlerde bir çözüm aramanı lazım bence. İlk zamanlar buraya geldiğimde prosedürleri sordum. Çok basit zannettim. Millet bir anla diyor. Birkaç haftanın içinde bitiriyoruz. Maalesef evdeki hesap çarşıya uymadı.
7 ayımı aldı. Santral devreye alınıp üretim başladıktan sonra devletin 10 yıl süreyle üretilen enerjiyi almayı taahhüt etmesi yatırımları artırıyor. Trafo kurulduktan sonra satmaya başlayacağız, üreteceğiz. Sağacımız ne kadar ürettiğimiz belli olacak. 10 yıl boyunca devlet bunu alma garantisini veriyor. Olmasaydın kimse girmezdin. Temel sadece iç piyasada değil, yurt dışında da projelere imza atıyor. Fransa'da da projelerimiz var. Aynı zamanda Afrika bölgelerinde elimizde projelerimiz var, yapılacak işler var. Şu an anlaşma durumundayız. Yurt içinde özellikle şebekenin olmadığı alanlarda off-grid sistemlerle üreticiyi güneşten gelen güçle suya kavuşturan Bolat Demirtemel, üretim artışına da katkı sağlıyor. 10 tondan 50 tona kadar su elde edilebiliyor. Çoğu bölgede elektrik yok. Tarımla ilgilenen vatandaşlara ihtiyacı var, suya ihtiyacı var. Onlara çözüm getiriyoruz güneş panellerine. Şu an çoğu müşterimiz çok memnun bizden. Bazıları dua ediyorlar geldiğim için. Bunları da yaşadım. Tarımsal sulama sisteminin maliyetine de değiniyor firma kurucusu. Yurt dışındaki fiyatların 1/3'üne Türkiye'de kurulum yapılabildiğini dile getiriyor. En küçük sistemimiz 5000 TL'den başlar, 50-60 bin TL'ye kadar çıkabilir TL bazında. Yurt dışında baktığım aynı kurduğum sistemleri ya euro bazından aynı rakamla uyuyor ya dolar bazından teklif ediliyor. Yani şu an yurt dışına bakarsak ucuz, fiyatlarımız çok uygun. İhtiyaç analiziyle işe başlıyor Bolat Demirtemel. Biz ürün satmıyor, projelendirme ile birlikte mühendislik hizmeti veriyoruz diye devam ediyor. İhtiyacını belirliyor. O önemli. Ürün satmak değil, ürün herkes satabilir. Benim amacım ne kullandıracak, ne çalışacak, ona göre panel sayısını, akü sayısını, invertörün gücünü belirliyor. O da en düşük paketimiz 1000 liradan başlayıp 10.000 TL'ye kadar çıkabilir. İhtiyaca göre. Şu an elimizde epi kurduğumuz yerler var. Isparta bölgesinde, Burdur, Konya, Afyon bölgesine kurduk. Sektörün gelişmesini fırsat bilen kurumlar vasıtasıyla çok sayıda panel piyasaya sunuldu. Bunların içinde çok verimlisi de var, verimsizi de. Bu kirliliğe dur demek üzere harekete geçiyor Bolat Demirtemel. Yerli teknolojiyle panel üretmek için kolları sıvıyor. Yakında yeni bir teknoloji Türkiye'de üretmeyi düşünüyor. Daha kaliteli ürün çıkardı. Bunu yakında herkes bilecek. Amacım bu ürünü Türkiye'de milletin faydalanmasını istiyor. Bu olursa çoğu ürün çeşitlerini azaltmış olacağız. İster istemez zamanla bir marka olurum. Bir kalite olacağız. Bir güven sağlayacağım ben. Müşteri gelecek. Aynı zamanda Türkiye'de Türk malı olmuş olacak. Benim amacım oydu. Sanayicilere seslenen Bolat Demirtemel, yatırımcı piyasayı iyi araştırmalı. Hangi paneli tercih edeceğine kendi karar vermeli diyor. Kimden çalışacak? Yaptığı işler var mı? Malzemeyi öğrenmeye tercih ederim. Fiyat, Türkiye genelinde fiyatla şöyle anlayacağım size. 900 euro'dan başlıyor. 2000 euro'ya kadar çıkabilir. Kilovatı. O da kaliteden kaynaklanıyor. O sizin tercihiniz şimdi. Ne istiyorsanız firmala onu kurar. Firma kurucusu Bolat Demirtemel'in son mesajı ise bireysel tüketicilere. Müstakil evleriniz varsa kendi ihtiyacınızdan hariç satabilirsiniz. İkinci bir ek geliriniz olur. Bizim deterjan olarak kullandığımız malzemeye göre kendi müşterimize biz şunu garanti veriyoruz. 3 yılın içinde 3 ile 4 yılın arasında amorti süreci var. Bazı ürünler var, 10 yılın içinde de amorti edebilirsiniz maalesef. Bunlara dikkat etmeniz lazım.